Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda işinize çok fazlasıyla yarayacak ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz aşırı işlevsel bir uygulamadan bahsedeceğim. PDF'lerle öğrenciyseniz de iş hayatının çoğu alanında da mutlaka işiniz olmuştur ve PDF'ler yapıları gereği çok fazla düzenlenebilen dosyalar değil ama düzenlemek değiştirmek istediğimiz noktalar olabiliyor. Tam bu noktada da UPDF'i kullanabileceğiz ve bu uygulama inanılmaz kolay ve anlaşılır bir arayüz ve çalışma sistemine sahip kullanırken de gerçekten hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Hem iOS, hem Android, hem Mac hem de Windows için ayrı ayrı uygulamaları bulunuyor. Açıklamalarda bırakacağım linkten cihazınızla uyumlu olan güncel versiyonunu indirebilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan uygulama nasıl kullanılır incelemeye başlayalım. Uygulamayı açtığımızda Open File diyerek buradan düzenlemek istediğimiz PDF'i seçebiliyoruz. Direkt olarak masa üstündeki dosyayı da sürükleyebiliriz. Burada önümüze iki seçenek çıkıyor. Kaydolup devam etmek veya misafir modunda kullanmak. Misafir modunda kullanırsanız tüm özelliklerden tam olarak yararlanamayacaksınız. Bu yüzden kaydolup metin düzenleme ekstra özellikleri kullanmak çok daha mantıklı. Giriş yaptıktan sonra Comment, Edit ve Pages bölümlerini görüyoruz. Command ile PDF'deki önemli gördüğümüz bölümleri işaretleyebiliyoruz. Herhangi bir metne gelip sağ tıkladığımızda kalem simgesine geliyoruz. Buradan istediğimiz rengi seçerek hızlı şekilde işaretleyebileceğiz. İsterseniz yukarıdan seçerek de tek tek uğraşmadan daha fazla alanı seri şekilde işaretleyebilirsiniz. Ve tabii ki bu uygulamanın en önemli özelliği olan içerikleri değiştirmek. PDF'in her köşesinde istediğiniz yeri hem yazı fontunu hem de vurgulamak istediğiniz bir yer varsa kalın italik olarak da değiştirebiliyoruz. Baktığımız zaman edit bölümüne gelip image'e tıklarsak da sticker, emoji veya bir fotoğraf ekleyerek de istediğimiz gibi sayfanın bölümüne dilediğimiz şekilde bu fotoğrafları, emojileri konumlandırabiliyoruz. Bunun dışında bence faydalı olabilecek bir özellik de comment bölümünde. Yukarıdaki kısımda ilk seçeneği yani sticky note kısmına tıklıyoruz. Buradan notun rengini de istediğimiz gibi özelleştirebileceğiz. Ben sarı seçiyorum. Ödevin veya çalışmak istediğiniz şeyle ilgili önemli bir noktaya dipnot ekleyebiliyorsunuz. Sonradan tekrar geldiğinizde bu nota tıklayarak oradaki önemli olan bilgiye bakabilirsiniz. Örneğin kanalımıza abone olmayı unutma. Don't forget subscribe to our Channel yazdığımda eğer ki bu PDF'i böyle paylaşırsam bu PDF'i görüntüleyen herkes bu dipnota erişebilecek. Özellikle ödevler için de çok faydalı bir eklenti diyebilirim. Crop Pages ile de gereksiz boşluğu kırparak PDF'i daha derli toplu hale getirebiliriz. Bir üst bölümdeki Organize Page seçeneğinde de adından da anlaşılacağı gibi PDF'in sayfalarını yerlerini çok kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz. Düzenleme işimiz bittiğinde de PDF değil de farklı bir formatta çıkarmak istiyorsak da o zaman da sağ üst taraftaki Export PDF'e gelip dosyamızı bir Word dosyasına, PowerPoint, Excel gibi pek çok farklı formata da kolaylıkla dönüştürebiliyoruz. Bir alt kısımda PDF'e herkesin erişmesini istemiyorsak şifre koyabiliriz. Bu da önemli detaylardan diyebilirim. Paylaş kısmından da direkt olarak e-mail ile PDF'i gönderebiliyoruz. Send file by e-mail'e tıklayınca da bizi direkt olarak kayıtlı olan mail adresimize yönlendiriyor. Save other'dan da farklı şekilde kaydedebilir. Dosya boyutunda kolay şekilde seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanması çok kolay ve aşırı kullanışlı bir uygulama diyebilirim. İhtiyacınız varsa mutlaka yükleyin derim. Bu tarz faydalı videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.